İlk adım. Tekne Fırat'ın sularını yara yara birkaç kez gidip geldi Kemalli'ye doğru. Uzaktan bakanlar bile için her zamankinden daha kalabalık olduğunu görebiliyorlardı. Valinin adetiydi Fırat'ın üzerinde su kayağı yapmak. Ama onun dışında havalar çok sıcak olmadıkça pek kimse yanaşmazdı suya atlamaya. Bugün iki kişi daha vardı Fırat'ı kulaçlayan. Hava da serin bayağı. Hangi kahraman yüzüyor dersin diye sordu Şerafettin Bey. Doktor dürbünüyle baktı. İri yarı iki herif tırmandı tekneye. Tanıyamadım. Dur dur dur. Biri daha çıktı sudan. Bu son çıkan vali galiba. Diğerlerini seçemedim. Kim ki bunlar diye sordu. Tıkış tıkış doluşmuşlar tekneye. Korumalar, kaymakam, Hüdayi'yi seçiyorum. Bizim başkan orada. Ötekileri tanıyamadım. Buraya mı geliyorlar? Yok hayır. Döndüler gidiyorlar. Allah Allah. Buraya kadar geldi miydi? Uğramadan gitmezdi vali dedi Şerafettin Bey. İşleri var zahir dedi doktor uzaklaşan teknenin ardından. Dik yamaçların arasında suları köpürte köpürte hızla seyreden tekne Başpınar'a yaklaşınca yavaşladı. Herkes yüzünü Başpınar tarafına dönmüş dikkatle sahile bakıyordu. Bir müddet aynı yönde çok yavaş ilerledikten sonra geri döndü ve bu kez de karşı sahilde tarayarak akmaya başladı suyun üzerinde. Sonra tekne sahile yanaştı. Kayalıklarda münasip bir nokta bulununca İçindekiler teker teker atlamaya başladılar karaya. Kemaliye kaymakamı yosunlu kayalarda ayağı kaydığı için düşme tehlikesi geçirdi. Sen de bizim gibi soyunursun olur biter kaymakam dedi vali gülerek. O ve nehirde yüzmüş olan iki kişi mayoların üzerine birer tişört çekmişlerdi. Hep birlikte kayalara tırmanmaya başladılar. Mayolar başı çekiyordu. Valinin hemen yanında yürüyen genç iki adım arkada yürüyen Gürcü baba oğlunun söylediklerini Türkçe'ye valinin sözlerini Rusça'ya çeviriyordu. Elleriyle sağa sola işaret ederek oraya buraya bakarak tırmanıyorlardı. Hüdayi nefes nefese yetişmeye çalışıyordu arkalarından. Vali keçi gibi oradan oraya sekiyordu. Peşindeki bir iki koruma, yöre ilçelerin kaymakamları hepsi gençti. Hemen seyirtiyorlardı ne yana giderse. Ama Hüdayi koca gövdesiyle tırmanamıyordu çarçabuk kayalara. Paşam, sayın valim, durun nefessiz kaldım. Bir nefesleneyim. Bekleyin yahu. Koşturup durmayın. Babo, spor yapmazsan işte böyle olur Hüdayi. Çabuk ihtiyarlarsın dedi vali. Ne sporu efendim? Benim ömrüm dağ taşı tırmanmakla geçmiş zaten. O spor sayılmaz. O sayılmaz da ne sayılır? Yüzüyor musun? Bak etrafın ırmak ve göl dolu. Yine de yüzmüyorsun. Yüzmüyorum. Neden? Vaktim yok. Vakti yaratacaksın. Yoksa böyle hımbıllaşır kalırsın. Sayın valim, Allah yüzmemi isteseydi beni balık olarak yaratırdı. Hüdayi, Allah beni de keçi olarak yaratmadı ama iş başa düştüğünde bak nasıl tırmanıyorum her yere. Görev her zaman kutsaldır. İcabına göre tırmanırsın da, yüzersin de, koşarsın da. Allah tembelleri hiç sevmez. Biraz yavaş yürü dedik diye mi bana bu fırça şimdi? Yavaş hareket edersek işimizi bitiremeyiz Hüdayi dedi vali. Bak bugün mutlaka köprü yerini saptamamız gerek. Yarından sonra benim başka işlerim var. İçme suyu projesiyle cebelleşeceğim. Haydi hızlan biraz. Birkaç günden beri peşlerinde Gürcistanlı bir baba oğul ve 8. bölgeden iki görevliyle dağ tepe geziyorlardı köprü yerini saptamak için. Mali gazetelerde köprüyü yaptırmak için mühendis aradıkları haberleri çıkınca birkaç firmanın yanı sıra bir de Rus uyruklu bu baba oğul talip olmuşlardı işe. Vali dikkatle inceletmişti teklifleri. Kaymakamla beraber kafa kafaya vermişler ve Gürcülerde karar kılmışlardı. Vali Gürcüleri motora koyup Fırat üzerinde köprü yerini saptamaya götürdüğünde şunlara marifetimi göstereyim de beni masanın başından hiç kalkmayan ceketin düğmeleri ilikli kabuz bürokratlardan sanmasınlar diyerek soyunmuş maya suyuyla suya atlayıp su kayağı gösterisine başlamıştı. Yaşlı Gürcü bir süre valiyi seyrettikten sonra motordakilerin şaşkın bakışları arasında üstündekileri teker teker çıkartmış donuyla atlamıştı suya ve güçlü kulaçlarla bir yunus gibi hızla ilerlemişti nehirde. Adeta motorla yarış ederek adamın bir zamanlar Rusya'da yüzme şampiyonu olduğunu böylece öğrenmişlerdi ve valinin fiyaka hevesi kursağında kalmıştı. Kemaliye Belediye Başkanı Sayın Valim, Gürcüleri iyi yüzücüler oldukları için tercih ettiğinizi neden saklamaya çalışıyorsunuz diye takılıyordu valiye. Ama onların asıl tercih nedeni Rusya'da demirin çok ucuz olmasıydı. Adamlar demir çeliklerini kendileri getirecek ve bir asma köprü yapacaklardı. 1,5 yıl içinde açmayı vaat ediyorlardı köprüyü. Hemen hemen her konuda anlaşmışlar. İş köprünün yapılacağı noktayı saptamaya kalmıştı. Her iki yakın arasındaki mesafe uzun olduğu için
köprüyü daha ucuza getirmek ve sağlama almak bakımından belki biraz dolgu yapmak gerekecekti. İşte bu noktada Hüdayi giriyordu devreye. Dolguyu Hüdayi üstlenecekti. Hüdayi birdenbire kendinden beklenmeyen bir çeviklikle taşların üstünden atlaya atlaya önden koşturdu. Birkaç yer belirlemişlerdi ve ona göre en akla uygunu şimdi onun tam durduğu noktaydı. Eliyle işaret etti. Nah burası. Şu tam karşımızdaki kayayı dinamitleyip bir 10 metre kadar doldurursak mis gibi iş olur. Hey tercüman, nerede bu adam yahu? Eliyle işaret etti genç adama. Tercüman yaklaştı. Şöyle şunlara biz burayı münasip bulduk. Tek taraflı asma köprü için ideal bir yer. Sor bakalım onlar da böyle mi düşünüyorlar dedi. Baba oğul ve tercüman onların hiç anlamadıkları bir dilde bol R ve Z harfleri kullanarak bir şeyler konuştular. Vali biraz uzağa gitmiş, gözlerini karşı kıyıya dikmiş, kımıldamadan duruyordu. Karşı tarafa uzanan bir çelik köprü hayal ediyordu suyun üzerinde. Biz burayı uygun gördük. Siz ne diyorsunuz sayın valim diye sordu Hüdayi. Bu benim karar vereceğim bir husus değil. Ben ne mühendisim ne de müteahhit. En uygun yerin neresi olacağını siz karar verin. Biz burayı tespit ettik. Eliyle durduğu yerden karşıya doğru bir yay çizdi Hüdayi. İyi, hayırlısı olsun. Herkes hemfikir gözüküyor. Sayın valim dedim Kemaliye kaymakamı. O halde bu iş bitmiştir. Gürcüler yarın bana son hesaplarını getirsinler dedi vali. Tercüman Rusça bir şeyler söyledi. Sonra baba oğlun birazdan konuşmalarını dinledi. Efendim 15 gün içinde bildireceklermiş dedi valiye. Neden 15 gün? Neden yarın değil diye sordu vali. Hesap kitap yapacaklarmış. Zaman istiyorlar dedi tercüman. Zaten yaklaşık rakamları konuşmuştuk. Mesafeyi ölçseler, bu gece hesaplarını çıkarsalar, yarın önüme koysalar olmuyor mu? Efendim, maalesef herkes sizin gibi çalışmıyor. Biraz zaman tanıyalım dedi kaymakam. Pekala, tanıyalım. Bir hafta sonra kesin rakamları istiyorum. Daha fazla savsaklamasınlar. Bu iş yeterince uzamış zaten dedi vali. Ruslar yine aralarında bir şeyler konuştular. Tercüman, sayın valim, önümüzdeki hafta bunların bayramı varmış. Memleketlerine gideceklermiş. Ay sonuna kadar mutlaka en ince ayrıntıyı da hesaba katarak size sözleşmeye getireceklerini söylüyorlar dedi. Bu kadar bekledik, bir iki hafta daha sabredelim bari dedi kaymakam. Hüdayi kendi kendine söz vermişti ama yine tutamadı dilini. Valinin yanına yaklaştı. Benim size bulduğum adamları yeri çevirmeseydiniz hem anlaşmak için tercüman kullanmazdık hem de vakit kaybetmezdik sayın valim deyiverdi. Ama da inatçısın Hüdayi dedi vali bıkkın bir sesle. Onlar tecrübeli adamlardı. Erzincan içme suyu göletini yapmışlardı. Ben prensip olarak kimsenin dostluğunu, akrabasını, komşusunu görmek istemiyorum bu işin içinde. Anladığını sanıyordum. Anladım da vakit kaybetmezdik. Vakit kaybetmeyeceğiz. Biz dolgu işlerimize başlarız dedi vali. Dolgun hesabı ayrı zaten. O senin işin. Dolgu işine isterseniz yarın başlarım vallahi dedi Hüdayi. İş dinamitleri almaya ve işçileri bulmaya bakıyor. 25 sene beklemişim. Sen emir ver, 25 saat sonra patlatıvereyim dağı sana sayın valim. İliç kaymakamı Kemaliye kaymakamının kulağına eğildi. Bu işin içinde bizim valiyle Hüdayi olduktan sonra bu yıl çıkmadan yürürüz köprünün üstünde dedi. Baksana adamların içi içine sığmıyor. Kemaliye'nin en uç noktasına kartal yuvası gibi dikilmiş otelin lokantasında doktor elinde dürbünle cama yapışmıştı yine. Motor geliyor motor diye bağırdı sofradakilere. Yine ne motoru abicim diye sordu Şerafettin Bey. Valinin motoru. Ben demedim mi vali bize uğramadan geçmez diye. Döndüler dolaştılar geliyorlar işte. Ver bakayım şu dürbünü. O kalabalık hala motorda mı? Ben bakıyorum ya. İtekledi arkadaşın elini doktor. Tekmili birden motorda. Pek neşeri görünüyorlar. Ellerini kollarını sallıyorlar bize. Yemeğe geliyorlar yemeğe. Bir sofra donatmak gerekecek. Sazı haber uçurun. Haydi durmayın dedi doktor. Bizim folklorcular da gelsin. Bu akşamı bir kutlama, bir şenlik akşamı olacağına dair bir his düşmüştü içine. Bu sofrayı bence Faik Bey'in damında kuralım. Daha uygun düşer dedi Şerafettin Bey. Ben hemen eve koşar, bizim hanıma haber veririm. Keşkek yetiştiremez ama tepsi böreği, çökelek piyazı hazırlar. Vali bir de bizimkinin çılbırını pek sever. Sen de iş çıkartıyorsun şimdi. Nesi var buranın? Aşçısı garsonu elinin altında hazır. Olur mu doktor? Yabancı misafirler de var madem yanlarında. Onlara kendi yöremizin bir evini açmayalım mı? Özel yemeklerimizden yedirmeyelim mi? İçeceklerin masaları buradan taşırız. Sen hele bana bir yarım saatlik ver, her şeyi halledeceğim dedi Şerafettin Bey acele acele kalkarken. Burada bir nefeslenirler.
yorgunluk kahvesi içerler. Sonra da Faik Bey'in oraya yürürler. Onun damında mehtaba doyum olmaz. Sen bana bırak. Vali ve konukları otelde bir süre dinlendikten sonra berrak suyun dar bir kanalda çağıldayarak aktığı taş döşeli sokaklarda gezinerek ve paralel uzanan yolları birbirine bağlayan merdiven sokaklara girip çıkarak Faik Bey'in evine vardılar. Bu evin sahibini konuk ağırlamaktan hoşlanmasını ve bahçesinin hemen yanı başına minik bir su değirmeni bulunmasının dışında kasabanın diğer evlerinden pek bir farkı yoktu. Ev diğerleri gibi sırtına sarp kayalara dayamış, set set bahçeleri açılan yüksek bir evdi. Kapısında her evde olduğu gibi erkek konuklar için kalın, kadın konuklar içinse ince ses veren çifte tokmakları vardı. Gürcüler dövme demir tokmaklarının çeşitli fotoğraflarını çektiler hiç üşenmeden. Bir adam yanlışlıkla kadınlara ait tokmağı vuracak olursa ne olur diye sordu baba Gürcü. Denemek ister misiniz dedi vali gülerek. Aman ha istemem. O kadar korkmayın canım. Alt tarafı size kapıyı çalanın kadın olduğunu sandığı için örtülmemiş bir kadın açar. Evin girişindeki taşlıkta ayakkabılarını çıkartıyorlardı. Tercüman Gürcülere üst kata çıkmadan önce ayakkabılarını çıkartmalarını söyledi özür dileyerek. Bizde de vardır böyle adetler dedi baba Gürcü. Doktor, yahu bu adamların bizler gibi ayakkabı çıkartma alışkanlığı olmadığı için çorapları delik olabilir. Ayaklarına doğru bakmayın da mahcup olmasınlar dedi. Neler düşünürsün? Alemsin vallahi doktor dedi Şerafettin Bey. Bak terlikler sıra sıra hazır duruyor. Çorabı delik olan acele etsin. Ahşap merdiveni tırmanarak bir üst kata çıktılar. Oğlum konuklara anlat. Evlerimizdeki en geniş odamıza divanhane deriz. Misafirler aslında bu odada ağırlanır. Ama biz şimdi rıhtıma çıkacağız. Mehtabı görmek için sofrayı oraya kurdurdum dedi Şerafettin Bey tercümana. Genç adamın şaşkın şaşkın yüzüne baktığını görünce o bildiğin rıhtım değil ha canım. Bizde Fırat manzarası gören damlara rıhtım denir diye ekledi. Bulundukları büyük salonun bir duvarı baştan başa kapakları oymalı dolaplarla, nişlerle, çiçekler ve lambalıklarla kaplıydı. Diğer iki duvar boyunca ve çıkma yapan Fırat manzaralı pencerenin önünde üstleri rengarenk kilimlerle ve yastıklarla kaplı sedirler sıralanıyordu. Gürcüler sağa solu tetkik ettikten tahta oymaları inceledikten sonra bir kat merdiven daha çıktılar. Ulaştıkları ferah odanın bir öncekinden daha da ileri taşan cumbasından başka bir de vitraylı tepe penceresi vardı. Faik Bey, kepenkleri kapat da konuklarımıza tepe penceresinin marifetini gösterelim dedi Kemaliye kaymakamı. Faik Bey dışarı uzandı. Sağa sola olduğu kadar aşağı yukarı doğru da dört yana açılan tahta kepenkleri çekip kapattı. Loş mekanı vitrayın değişik renklerinden süzülen ışık yer tahtasına rengarenk oyun bazlıklar yaptı ve odanın ortasına camdaki çiçek desenli şavkı yansıdı. Acıktık yahu, gösteri bitsin de bir an evvel sofraya varalım artık dedi doktor. Acıktın mı yoksa susadın mı, doğruyu söyle bakalım doktor dedi Şerafettin Bey. Bir kat daha çıkıp dama vardılar. Açık havada rıhtımdaydılar şimdi. Gerçekten de bir rıhtımın üstündeymiş gibi iskemlelerine oturduklarında sadece Fırat'ın kehribar suyunu görebiliyorlardı. Dere taşı kaplı geniş damın kaçakta denilen üstü kapalı arka tarafında yere pestil, dut, tarhana ve reyhan serilmiş kurutulmak için. Yahu birader sihirli değneğin mi var? Nasıl da donattım sofrayı böyle kaşla göz arasında dedi masaya dönülen doktor Şerafettin Bey'in sırtını sıvazlayarak. Sihirli değneğim yok ama çok becerikli bir karım var dedi Şerafettin Bey. Otelden getirdiği masaları yan yana dizdirerek mehtaba karşı uzun bir sofra hazırlatmıştı. Sofrada peynir ve zeytin çeşitlerinin, yoğurdun, mevsim meyvelerinin yanı sıra lök ve tutuni gibi ceviz ve dutla, zülbiye gibi kaymak ve balla hazırlanan yöresel tadımlıklar da vardı. Sofrayı görünce keşke bizim hanımlar da burada olsalardı dedi vali ve kaymakama. Efendim günün böyle biteceğini bilemezdik ki. Gücüler ellerindeki çatalları nereye daldıracaklarını şaşırmışlardı. Tercüman bey oğlum, konuklarımıza söyle iştahlarını kaçırmasınlar. Esas yemeklerimiz sonradan gelecek. Onlara da yer ayırsınlar dedi Faik Bey. Şerafettin'in hanımı böreği fırına yeni sürmüş. Daha bir yarım saati varmış pişmeye. Biz yavaş yavaş demlenelim Faik Bey. Sıra böreğe de gelir dedi doktor. Amma da çok iskemle dizmişsiniz. Kimler oturacak buralara? Sazcılar gelecek birazdan. Şu gürcüleri dinletmeyelim mi türkülerimizi dedi Şerafettin Bey. Kemaliye'nin halk oyunları ekibi ünlüydü. Günüzleri çeşitli iş yerlerinde çalışan insanlar, devlet dairelerindeki yazıcılar, memurlar, bakkal, kasap, terzi gibi esnaf mesaileri bittikten sonra sürekli bir araya gelir, saatlerce türkü çağırır, saz,
Keman, kemençe çalar, halay çekerlerdi. Profesyonel, ruhlu ve çok yetenekli amatörlerdi. Vodka yerine rakı kadehlerini yuvarlayarak keyiflenmeye başlayan Gürcüler, merdivenlerde davulun sesini duyduklarında sokakta çocuklar gürültü yapıyor sandılar önce. Ama ses belli bir makamla tekrarlanarak klarnet eşliğinde giderek yakınlaşıyordu. Derken hasret tüten bir gurbet türküsü duyuldu yanık yanık. Gurbet halde hasta düştüm yatırın. Sağıma soluma yastık getirin. Bu dereler benim derdim onarmaz. Deryası bolanan yere götürün. Derya kenarında yel ile yelken, derdin deryasını düşmüşüm erken. Kol kanat bağlayıp uçam derken, felek kırdı kanadımı kolumu. Tez gel ağam, bekliyorum yolunu. Türkünün makamına diğerleriyle birlikte tempo tutmakta olan Gürcüler, siyah şalvarlarıyla birbirlerine yaslanarak yan yan rıhtıma giren adamları görünce ne olduğunu anlayamadılar önce. En son davulcu girdi içeri. Tek sıra olmuş arkadaşlarının karşısına geçip durdu. Halaybaşı gür sesiyle bağırdı. Hayda. Halaycılar ağırdan başlayıp giderek hızlandılar. Müzik coştu. Şimdi topuklar davulla aynı tempoda yeri dövüyor. Gözün takip edilemeyeceği bir süratle 10 kişi aynı anda aynı ayak figürleriyle yerden havalanıp yere yine iniyorlardı. Tekrar yavaşladılar ve sanki yer çekiminin etkisiyle göze görülmeksizin sezdirmeden hafif hafif sağa doğru kaykılmaya başladılar. Yan yana dizilmiş adamların sağa doğru meylederek yan yatmaları o kadar yavaş ve o kadar ustalıkla gerçekleşiyordu ki bu oyunu defalarca seyretmiş olan vali bile sıranın en sonundaki adam yere paralel uzandığında "Yahu ne zaman yattınız böyle? Bravo bravo, helal olsun size." diye bağırmaktan kendini alamadı. Oyuncular aynı tempoyla ayak figürlerini yapmaya devam ederek yine gözün hemen algılayamayacağı bir yavaşlıkla dikilmeye başladılar. Bir kez de öte yana yatmak üzere. Daha oynak bir oyuna geçildiğinde genç Gürcü dayanamayıp yerinden fırladı. Omuz omuza tek sıra olmuş adamların arasına girdi. Baba da peşinden yürüdü. Kol kola horon tepiyorlardı hep birlikte. "Haydi hayırlı olsun," diye bağırdı doktor. "Köprümüz için kadeh kaldırıyorum. Katılan yok mu?" Gücüler acele masaya dönüp rakılarını bir nefeste içtiler alkışlar arasında. Ay sarı sıcak ışığıyla dağın arkasında belirdiğinde kurutulmuş reyhanı kokusunu taze pişmiş böreğin kokusu bastırdı. Şerafettin Bey karısını getirdiği böreği keserken bu kez vali ayağa kalktı. "Bugün köprümüzün yerini saptadık. Bu bir ilk adımdır arkadaşlar," dedi. "Bir sonraki adımı da hep birlikte atacağız. Yeter ki azimli olalım." Saatler sonra Faik Bey'in konukları yorgun ve mutlu dağılırlarken ay da dağlardan kurtulup iyice yükselmiş, ufalmış, sarı sıcak ışığın yerini beyaz, donuk, dingin bir aydınlığa bırakmıştı. Kemaliye'deki sazlı sözlü neşeli kutlamanın ardından memleketlerine dönen Gürcüler 2 hafta sonra sözleşmelerini faksladılar valiye. Vali hiç geciktirmeden hem karayolları hem de köy hizmetleri genel müdürlüklerine birer yazı gönderdi. Köprünün masrafını 3'e bölmeyi teklif ediyordu. Miktarın 1/3'ünü varlıklı kemaliyelerden toplayacaktı. "Kemaliye'de kimse o parayı ödeyemez," demişti Kemaliye Belediye Başkanı. "Ben bu parayı İstanbul'daki hemşehrilerden toplayacağım," demişti vali. "Erzincan zenginleri büyük şehirlere dağılmışlar. Hepsinin işi gücü var. Buradaki garibanlar neyini alacağım? Canını mı? Nasıl ulaşacaksınız başka şehirlerde yaşayan onca adama?" "Her birine ulaşacağım tek tek. Kimine mektup yazacağım, kimine telefon edeceğim. Gerekirse kalkıp evlerine gideceğim. Kimler hangi şehirdeler, hangi adresteler, uzun bir liste hazırlanıyor. Ayrıca toplanacak bu parayla yapılacakları anlatan bir broşür hazırlıyor çocuklar. Bize de iş buyurun, yardımımız dokunsun," demişti Erzincan Belediye Başkanı. "Ahmet var kalemimde. Hem girgin hem becerikli çocuktur. İşinize yarar." "O zaman bir iş bölümü toplantısı yapalım başkan," diye yanıtlamıştı vali. "Ahmet de gelsin." "Bu hafta ne zaman boşsunuz efendim?" "Akşam mesaiden sonra." "Ya ne o, çabuk mu oldu? Bir an evvel toplanalım ki işler yürümeye başlasın. Ben Hüdayi ile de konuştum. Haftaya dinamiti patlatacağız. Sağdan soldan para istiyoruz madem. Bir ucundan başlayalım işe. Herkese gayret ve heves gelsin." "Haklısınız," dedi başkan. Valinin hızı ve coşkusu yanındakilere de bulaşıcı bir hastalık gibi sirayet ediyordu. Başpınar'a bağlı köylerin tümü çağrılıydı şenliğe. Köylerin bazıları üşenmemiş, uzaklardan gelmişlerdi. Yakın köylerin
Kadınları bebelerini sırtlarına bağlamışlar, çocuklarını ellerinden tutmuşlar, seyir yerine gider gibi en yeni, en renkli giysilerini giyip gelmişlerdi. Kaymakamlar, jandarma komutanları, köprü derneği başkanı ve üyeleri, eşleri, çocukları, davul, zurna, kemayelerden oluşan folklor ekibi. Başpınar'ın ileri gelenleri, esnafından delisine kadar ilçede yaşayan herkes dağın patlatılıp nehre yuvarlanmasının seyir için toplanmıştı. İkram boldu. Sinirlerin içinde meyve ve helva sunuluyordu. Başpınar'ın meydandaki kahvenin sahibi şişe şişe meşrubatı helaline getirmişti kamyoneti yükleyip. Önce Hüdayi konuştu kürsüye çıkıp. Kocaman adam neredeyse çocuk gibi ağlayacaktı heyecandan. Uzun uzun bu köprü için verdiği mücadeleyi anlattı. Etrafını saran karabalıkta onunla gönül ve işbirliği yapmış pek çok kişi vardı. Köprü hayalinin peşinde koşarlarken yıllar geçmiş, genç adamlar çoktan orta yaşlı olmuş, yaşların bir kısmı hakkı kavuşmuş, hayatta kalanları iyice kocamıştı. Ama işte Yüce Allah kalanlara bugünü görmeyi de nasip etmişti sonunda. Evet, 30 yıllık rüya nihayet elle tutulur bir gerçeğe dönüşüyordu. Alkışlar içinde indi kürsüden. Yerini konuşması için kaymakama bıraktı. Kaymakamdan sonra kürsüye çıkan vali, çalışmaların seyrini özetleyen konuşmasını bitirdikten sonra ''Burada bulunan hepinize köprümüzün açılışını görmeyi nasip eyle Allah'ım'' dedi ve besmele ile düğmeye bastı. Binlerce gök gürültüsünün aynı anda duyulması gibi kulakları sağır eden bir patlamanın ardından bembeyaz bir toz bulutu yükseldi kayalardan. Bebeler, çocuklar avaz avaz ağlamaya, kadınlar bağırışmaya, köpekler havlamaya başladı. İkinci dinamit de aynı gürültü ve toz dumanıyla patladı. Yer gök birbirine girmiş gibi oldu. Ortalık sakinleştiği zaman mikrofonda yine valinin sesi duyuldu. ''Bu sese alışın sevgili başpınarlar'' diyordu. ''Bu sese alışın ve hatta sevin bu sesi. Bilin ki bu gürültüyü her duyuşunuzda köprünüze bir adım daha yaklaşıyorsunuz.'' Gölde. Bir saati yakındır yürüyorlardı güneşin altında. Yüzleri kafalarından aşağı birkaç bakraç su akıtılmış gibi sırılsıklandı terden. Yorulmuşlar, susamışlardı. Yine de hiç mola vermeden ve şikayet etmeden yürüyorlardı uygun adım. Bayram ile İlyas, Erzincan'a kadar gelebildikten sonra ne yapar yapar baraj gölüne de giderlerdi hayırlısıyla. Bayram köprü çalışmalarına dair dedikoduları duyduğunda kulak kesilmişti. Kayalar patlatılıp Fırat doldurulacak, dolgu yapılan yere köprünün ayağı çakılacak demişti biri kahvede. İşçiye ameleye taş toprak taşıyacak insan gücüne ihtiyaç var demekti bu. Bayram beklememişti erzağını almak için aybaşını. Erzincan'a doğru yola çıkan birilerini bulunca bir an önce atmıştı canını vilayete. Yanına İlyas'ı da alarak. İlyas'la meyveleri haftalar önce indirmişlerdi dallardan. Bağ bozumuna ise henüz vakit vardı. İkisi de kaç haftadır işsizdiler. Oysa 10 gün önce haber yollatmıştı öksüzünün süt annesi. Bebe büyüyor, bir iki zıbına beze ihtiyacı var. Bayram Efendi uğrayıversin diye. Elmasını ısmarladıklarını alamayacağını bildiğinden bebesini de gidip göremez olmuştu. Halbuki Mevlüt ile karısı hiç sıkıştırmıyorlardı onu para için. Oğlunu görmeye gittiğinde sıcak karşılıyor, ikramda bulunuyor. Hatta baba ile oğlu sanki konuşacakları varmış gibi bir sürede baş başa bırakıyorlardı çardağın altında. Bayram Gül'ün ölümünden sorumlu tuttuğu için bebeği önceleri gönüllü olmamıştı sık sık gidip görmeye. Ama çocuğunu her görüşünde kızgınlığı azalıyor, sevgisi çoğalıyordu. Öksüzü kollarına alıp onunla yalnız kaldığı zamanlarda gömüyordu burnunu oğlunun ensesine. Gülüsünü koklar gibi uzun uzun kokluyor, yumuk ellerini öpüyor, gözyaşlarını da içine akıtıyordu. Yaşı erdiğine inek sütü içmeye başlar. O zaman artık alabilirsin oğlunu Bayram Efendi demişti süt anası. Ondan ayrılmak bize de zor gelecek ama yolcu yolunda gerek. Büyük şehre varacağız biz de. Orada akrabalar var. Nevrit'e iş hazırlayacaklardı. Bunu duymasıyla bir ateş düşmüştü Bayram'ın yüreğine. Rengi uçmuştu. İş inek sütüyle bitse mandıra da iş tutardı. İş mi bulamadı? Her şeye göze alır bir inek çalardı. Sütü bulup buluştursa bile bebesine kim bakacaktı kendi işine koşulmuşken? Keşke zamanı durdurabilseydi. Öksüzü emzireni baş bağlarda tutabileydi en azından bir yıl daha. Ehrebagiller ne iş yapıyorlar diye sormuştu. Aslında akraba değiller demişti Mevlüt kızarak.
Askerden bir arkadaş vardı. Çalıştığı yerde bize göre iş varmış da. Ha bu işten de memnun değil misin? Bu iş sadece başımıza çatıdır. Elmas Hanım yüklüyken uzağa gitmeyelim dedik de. Hayırlısıyla doğdu bebemiz. Yolcu yolunda gerek. Hele yazı geçirelim, sonra varacağız İstanbul'a. O yanına gitmeden neyi düşün? A burada mökkem çatı var başında, demişti Bayram. Bayram köprü işini duyduğunda kendisi kadar Mevlüt'e düşünmüştü. Onu da bu işe bulaştırabilir, ona da iyi kazanç sağlayabilirse belki gitmezler, kalırlar diğerlerinde. Bebesine bakmayı sürdürürdü üst anası. Karar verdi, söyleyecekti valiye. Bana ve İlyas'a amelelik ver, taş kıralım, toprak taşıyalım, hammallık edelim ama biri daha var ki okumuş adamdır. Onu daha iyi bir işe koş. İnşaatın başına çavuş yap diyecekti. Ağzından girip burnundan çıkacaktı valinin. Aylık erzaktan vazgeç bey. Ayağının altını öpem. Kulun kören olam. Bana, İlyas'a bir de bebeme emzirenin herifine iş ver diye yalvaracaktı. Vali konağında artık onu tanıyorlardı. Her gelişinde öküzü soruyorlar. Ve bebeğe bir iki armağan hazırlamış oluyorlar derzan yanı sıra. Valinin sekreteri bir çift patik görmüştü. Bebeği ilk doyuran hemşire ve aşılarını yapan sağlık memurunun karısı bürümcükten kundak bezleri dikmişlerdi. Hademeler aralarında para toplamış, birkaç seferlik yol parasını vermişlerdi bayramın. Bu kez vilayete vardığında kapıda İsmail vardı. Valinin baraj gölünde kayakta olduğunu söyledi. Ne demekse o. Ne zaman döne? Diye sordu. Akşamı bulur. Ben varsam yanına. Çok mu acil işin dedi İsmail. Bir derdi mi var? Bebeğine bir zarar mı geldi? Yok. Bir şey diyecek valiye. Bir şey isteyeceksin yani. Önüne baktı bayram. Var git o zaman göre dedi İsmail. Vali kayaktayken keyfi yerinde olur. Valinin yerini öğrendiği gibi savuştu bayram. İlyas'ı peşine takıp. Bugün bitirecekti işi. Çocuğunun emin ellerde bakılması, kendi olduğu kadar Mevlüt'e de bulacağı işe bağlıydı. Belediyenin arabası onları yolda indirirken şoför sağ sapıp dümdüz yürüyeceksiniz dedi. En sonunda gölü görürsünüz zaten. Bunca gözelim gol varken de cız cıvıldak gole ne etmeye gitmiş diye düşünüyordu bayram. Yürürken İlyas artık iyice yorulduğu için homurdanmaya başlamıştı yanında. Ne kıştıklırsın suratını. Sallam deyip dolaşırdın. Şimdi bahçelerde. Boşa mı yürüttük bu yolları? Tabanı yarak iki can. İş bulacağız diye yürüyü dedi kızgın kızgın. Düyle kafalı. Cıvgar çıkartma. Bunca yolu gitti. Sen vali otarmasın da bizi. Otamaz dedi bayram. Çok emindi kendinden. Biraz daha gittiler. Son dönemeci döndüklerinde abu diye bağırdı İlyas. Çorak yolun sonunda ucunu henüz göremedikleri masmavi ve adeta şeffaf bir su vardı. Bulutsuz sakin gökyüzünden büyük bir parça kopup yeryüzüne düşmüş gibiydi. Birdenbire arkasında kocaman bir su yelpazesi oluşturarak hızla gelen bir motor belirdi durgun suyun üzerinde. Motor yaklaştı, yaklaştı. Ani bir hareketle yana savruldu. Döndü ve ters istikamete gitmeye başladı. İlyas ve Bayram ancak motor yana savrulduğunda gördüler bir ipucunda gölün üstünde hızlı sürüklenip giden adamı. Bir an için her ikisi de gözlerine inanamadı. Ula, adam suyun üzerine koşuyor, dedi İlyas. Töbe, dedi Bayram. Peygamber mi ola bu? İpe asılmış olan adam çarşaf gibi gergin ve durgun gölü suyu tavus kuşunu kuyruğu gibi kabartarak adeta ikiye bölüyor veya gibi kayıyordu üzerinde. Köyler bir mucizeyle karşı karşıya kaldıklarını düşünmeye başlamışlardı. Dünyanın sonu geli dedi İlyas. Kıyamet. O mi cehler? Olunca kopiymiş. Şaşkın şaşkın biraz daha yürüdüler. Hiç konuşmadan. Sanki dilleri tutulmuştu. İleride gölün üstündeki küçük tahta iskelede ellerinde telsizlerde bir takım adamlar vardı. Koyu renk elbiseli. İskeleye vardıklarında içlerinden biri yaklaştı. Ne arıyorsunuz burada diye sordu. Valiye göre dedi bayram. Bir diyeceğimiz var da. Vilayet ne oradaki İsmail yolladı bize.
Bu İsmail de çok oluyor dedi koruma. Bekleyin şu kenarda vali kayıyor. Nereye kayı? Diye sordu Bayram. Su kayağı yapıyor. Dümdük bakıştı. Eliyle işaret etti. Su yarı yara gelen motorun arkasındaki adama. Vii, abu vali miydi o? Bir o yanlı, bir bu yanlı. Nasıl da yürüyor suyun üstünde? Gidin şu kenarda. Duvarın dibinde bekleyin. Ayak altında durmayın burada, dedi koruma. Bayram ve İlyas gidip duvarın dibine çöktüler. Hiç konuşmadan nefeslerini tutup bu olağanüstü görüntüyü seyretmeye başladılar. Bir süre sonra dolandı suyun üzerinde vali. Bir oraya bir buraya gitti. Hızla iskeleye yaklaştı. İyice yana yatarak sağa döndü, dikildi. Biraz ilerledikten sonra bir kez öte yana yatıp sola döndü. Fışkırttığı su yelpazesinin içinde görünmez oldu. Sonra motor yavaş yavaş buz kesti. Vali tekrar göründü. İskeleye yaklaştı. İpleri bıraktı. Bir an gölün üzerinde durdu. Derken yavaş yavaş gömüldü suya. Önce dizlerine, sonra beline, nihayet boğazına yükseldi su. Vali battı! Vali battı! Diye fırladı yerinden Bayram. İskeledeki adamlara doğru koştu. Tekrar göle baktığında vali uzun kulaçlarla merdivene doğru yüzüyordu. Vay Bayram, ne işin var burada senin? Diye seslendi iskelenin merdivenlerini tırmanırken. Korumalardan birinin uzattığı havluyu istemediğini belirten bir işaret yaptı. Bayram hiç ses etmeden duruyor, uzaklara bakıyordu. Sana soruyor, cevap versene dedi koruma. Yakında duran adamlardan birine döndü Bayram. Vali çıpıl dedi. Yo, mayosu var. Vali çıpıl, don giye diye inledi Bayram. Don değil, mayo o. Gölde yüzerken giyilir. Tatmin olmadı Bayram. Bir büyünün mahremiyetine girmiş olmaktan dolayı rahatsızlık duyduğu belliydi. Belki de onu çıplak gördüğü için valiye kızdırıp azar işitmekten korkuyordu. Vali üzerinden sular süzülürken önüne kadar yürüdü Bayram'ın. Hayrola Bayram, hangi rüzgar attı seni buralara? Daha ay sonu olmadı ki dedi. Bebek mi hastalandı yoksa? Bayram gözlerini kaldıramıyordu yerden. Yok. Niye geldin buralara kadar? Sizlere giyinesiniz diye bildi. Ben tekrar kayacağım. Giyinmiyorum daha. Sen söyle derdini hele dedi vali. Bayram gözleri hep yerde. Bir çırpıda anlattı köprü hakkında duyduklarını. Hem İlyas ve Memlüt hem de kendi için iş istedi. Sen git Başpınar'da Hüdayi'yi bul dedi vali. Dolgu işini o yapıyor. Mevlüt'ü de işe alır mı? Oğlum önce sen kendin kapılan bakalım. Mevlüt okumuş adamdı. Neyin olur senin? Öküz emziren karnın eridir. Ey bir iş tutarsa gitmez. Köyde kalı gayrı. Ha mesele o mu dedi vali. Biz artık öküzün büyük babası sayılırız. Konuşurum Hüdayi'yle. Onda bir iş bulunur elbet. Ellerini gözlerine giren güneşi siper ederek duvarın dibinde bekleyen İlyas'a baktı. Çöyleli arkadaşını, onunla da tanışalım dedi. Bayram gel işaretine cevap vermeyen İlyas'ın bir koşu yanına gitti. İlyas duvarın dibinden ayrılmıyordu bir türlü. Herifin bacaklarından aşağı cılıp cılıp su akıyor. Gıcın da bir donu var. Üstü hepten cıbıldak. Nasıl yavarı yanına? Don değil o mu yo? Göle girerken giyle. Ne sen ne? Koca valüyü cıpıl. Ayıptı varılmaz yenine. Ben varıyam ya. Sen tanışsın. İlyas yanına gelen adama bakmak için kafasını kaldırır kaldırmaz hemen indirdi gözlerini yere. Vali tam yanı başında duruyordu ıslak ıslak. İlyas sen misin dedi. Gözleri yerde yanıtladı İlyas. He ye. İş istiyormuşsun öyle mi? He. Şansın varmış İlyas usta. Bu bayramın bebesi olmasa daha beklerdi o köprü işi. Öksüzün anasının ölümünü ben Tanrı'nın bir işareti olarak aldım. Sanki hadi acele edin, başka canlar gitmeden yapın, bitirin şu köprüyü diye haber etti bizlere. Dört elle sarıldık bu işe böylece. Madem bayram araya girdi, sana da bir iş bulacağız artık. Buraya kadar boşuna yürümüş olmayın bu sıcakta. İlyas valinin çıplaklığını, ıslaklığını unutup sarıldı eline. Öpüp başına koymaya yeltendi. Allah senden irazı olsun vali beyefendi. Çoluğuna çocuğuna bin bereket versin. İlyas sana kurban olsun. Vali çekti elini.
sen sana verilecek işi hakkıyla yap, beni mahcup etme, bana yeter dedi. İçine tuhaf bir duygu vardı. Sanki Fırat'ı zamanda aşamadığı için doğumda ölen genç kadının bu köprü yapımında onlara yukarılarda bir yerlerden kol kanat geleceğine inanıyordu. Bayram'la arkadaşını da işte bu nedenle geri çevirmek istememişti. Varsın çalışsınlardı köprünün dolgularında. Bu köprü herhangi bir köprü değildi. 25 yıl boyunca onca çabaya rağmen başbakanlardan milletvekillerine kadar kimselerin kotaramadığı bu köprü çetin bir sınavdı. Bir gün kurulduğunda sanki bir yakadan ötekine iyilik, güzellik, dostluk iletecekti. Dağ köylerine ucunu kaçırdıkları uygarlığı taşıyacaktı. İleride bir gün nehrin iki yakası birleştiğinde bu köprüden ilk geçen kendi olmak istiyordu. İşte o gün başı dimdik yürüyecekti Fırat'ın üzerinde bir köprüden değil de Sırat Köprüsü'nden geçermiş gibi, Allah nasip ederse. Bayram da düşünüyordu. Ertesi sabah erkenden elinde öküzün süt anasını ısmarladığı bezlerle ve vilayetten birkaç gün erken alacağı erzakla hemen varacaktı başbağlara müjdesini vermeye. Bayram erzinden sonra Başpınar'a giderek Hüdayi ile görüştü. Dolgu işinde hem onu hem de İlyas'la Mevlüt'ü çalıştırmaya söz verdi Hüdayi. Öteki arkadaşın da gelsin görsün beni dedi. Adı neydi demiştin? Her neyse, valinin adamı desin geldiğinde. Vali Bey de arayıp söyledi. İsteğini geri çevirecek değiliz. Ama işinizi beğenirsem kalırsınız. Yoksa ay Allah. Gül gibi işi bulmuşlarken bırakıp gidecek halleri yoktu ya. Mevlüt nehirde dolgu yapar, karısı da evde bekçilik ederdi. Başlarının üzerinde dam, ellerine sağlam iş olduktan sonra niye gitsinler de onca yolu ta büyük şehre kadar emzikli bebeğiyle. Böylece bir yıl daha garantiye alırdı öksüzün bakımını. Sonra öksüz memeden düştüğünde, ayaklandığında Allah kerimdi. Gülün üzerine gül koklamak istemiyordu ama oğluna baktırmak için yeni bir karı alması gerekecekti. O işi vakti geldiğinde düşünürdü artık. Elmas ile Mevlüt. Elmas ile Mevlüt, Elmas evden kaçtığından beri sayısız köy ve kasaba değiştirmişlerdi. Önce Tunceli'de buluşup Siirt'e inmişlerdi. Mevlüt, Elmas'ı askerlik arkadaşının anasının evine bırakmış, birliğine geri dönmüştü. Az kalmıştı terhisine. Elmas yaşlı kadını evinde beklemişti sevdiğini. Tekrar buluştuklarında Hurşit'in kız kaçırma olayını polise, jandarmaya haber etmiş olmasından korktukları için gizlene saklana devam etmişlerdi yollarına. Hedef şaşırtmak için kah doğuya kah batıya yönelerek. Mevlüt el sürmek istememişti nikahı basana kadar sevdiğini. Al beni Mevlüt, al kim nikahtan önce yakalanırsak geri dönüşüm olmasın. Kelenmiş kızı kimsenin istemeyeceğini bilir babam. Geri götürmeye yanaşmaz diyerek Elmas kendi girmişti koynuna. Mevlüt'ün çavuşu olan Hasson terörden dolayı boşaltılmış köyündeki evinde kaçak sığınmaktaydılar. Elmas'ın kara gözlerinin akını zifiri karanlıkta bile seçilebiliyordu Mevlüt. Soğan soyar gibi çıkartmıştı kızın üzerindekileri. Önce yeşil hırkasını, sonra turuncu yeleğini sıyırmış derken çok renkli, çok düğmeli gömleğinin düğmelerini çözmüştü teker teker. Kenarlarına oya işlenmiş iç gömleğiyle kalmıştı kız. Onu da kendi çekip atmıştı sırtından. Mevlüt, Elmas'ın üzerinden çıkardığı yünlerin, pazenlerin rengini seçemiyordu karanlıkta. Ama içeri sızan dolunayın ışığı gövdesinin yarısına ve saçlarına vurduğunda sol memesinin iri ve olgun bir armut gibi kendine doğru uzanan şeklini, tüm ayrıntılarını görmüştü bir anda. Hançer saplanmış gibi keskin bir sızı hissetmişti kasıklarında. Önce korka korka ellerini uzatıp dokunmuştu yüzüne. Çok yakın duran memeye diriliğinden ve ak renginden dolayı bir mermer soğukluğu duyumsayacağını sanarak sonra avucuna almıştı tümünü. Sandığının tersine canlı ve sımsıcaktı avucunda tuttuğu. İnlemişti Elmas. Mevlüt'ün tüm benliği, hazzı, korkuyu, acıyı aynı anda tadarak elinde tuttuğu ateş topuna doğru akmıştı. Birkaç gün daha odamın altına barınacak, sonra yollarını devam edeceklerdi. Büyük şehirlerden birine doğru. Mevlüt İstanbul'a yerleşmiş olan askerlik arkadaşından medet umuyordu. Asker ocağına söz vermişti, yardımcı olacağına. Ateş altında yan yana durup ölümü beklerlerken, aynı kaderi paylaşırlarken, kardeşlikten de öte bir yakınlık, bir bağ oluşuyordu genç adamların arasında. Ama evli evine, köylü köyüne döndükten sonra
verilen sözlerin tutup tutulmayacağını bilemiyordu Mevlüt. Bekleyip göreceklerdi. Geride bıraktıkları kasabaların kopan fırtınadan henüz haberleri yok aşıkların. Sevda ateşinde yan yana sevgiden sarhoş yaşamışlardı bir süre. Ama haberler sonunda onlara da ulaşmıştı. Salih'in ihbarı üzerine baskın yapılmışmış Hurşitlerin evine. Hurşit de oğlunu ölesiye dövmüşmüş jandarma. Erdal o günden beri kayıpmış. Ne ölüsünü ne de dirisini kimseler görmüş bir daha. Hacer günlerce kanlı gözyaşları dökerek beddua okumuş Salih'in kapısında. Benim oğlum senin oğlunu vurmadan bu iş bitmez Salih diye bağırmışmış avaz avaz. Karısının peşinden ihbarın hesabını sormaya giden Hurşit çıkan kavgada öldürmüş Salih'i. Mapusa düşmüş, bitikmiş işi. Mevlüt'ün anası da kendi evinde ağıt yakıyormuş. Tüm akrabalarını Hurşitlerin peşine düşmeye, kocasının kanını yerde bırakmamaya çağırıyormuş. Lanetler yağdırıyormuş öz oğluna. Öyle duymuşlardı Elmas'la Mevlüt. Ölüm kokmaya başlamış dört bir yanları. Sevdaları buram buram ölüm tütmeye başlamıştı. Suçluluk duygusu içindeydiler. Pişmandılar. Pişmanlık ve suçluluk ilişkilerini sömürüyordu. Geri dönmek için ise geç kalmışlardı. Olanlar olmuştu. Toprağa düşen, mapusa düşen, ana rahmine düşen düşmüştü çoktan. Geri dönüşleri yoktu. Sonu gelmez yollardaydılar artık. Gidiyorlar, hep gidiyorlar. Durakladıkları yerlerde ya Elmas'ın ya da Mevlüt'ün ailesini bilenlerden birine rastladıkça yer değiştiriyorlar. Kimlikleri belirlendikçe daha uzağa, daha uzağa gidiyorlardı. Hiç affetmiyordu aile tarafları, akrabalar daha da kızıştırıyordu işi. Salih'le Hurşit'in başlarına gelenlerde en büyük suçlu onlardı eşin dostun gözünde. İlk gecenin, ilk günlerin harı çabuk sönmüştü. Mevlüt bunca acıya mal olan sevdayı sorguluyor, dokunmaya çekiniyordu Elmas'a. Gün sonlarında kaçmaktan yorgun bedenlerini yatağa düşürüp kolunu Elmas'ın beline doladığında babasının hayali gelip giriyordu aralarına. Anasının sesi kulağına fısır fısır duymak istemediği şeyleri fısıldıyordu. Buza kesiyordu kadının saran kolu. Elmas'ın yüzüne doğru uzanan diri armut memeleri yasak elime ince uzun bedeni ilk günahı işleten yılana dönüşüyordu. Sırt üstü devrilirken Elmas'tan öte onun hamile oluşunun arkasına saklanıyordu. Doğumdan sonra uzakları, onlara kimsenin ulaşamayacağı bir yerlere gidebilirlerse kurtulabilirdi. Bu hayaletlerden belki. Köyden köye geçerek kuzeye doğru gidiyorlardı. Başbağlarda hiç tanış çıkmamıştı şanslarına, yörede Alevi köyleri bulunmasına karşın. Başbağlar içine kapanık, tutucu ve uykulu bir köydü. Kara suyun öte tarafında kaldığı için ağır bir ulaşım sorunu yaşıyordu. Ne gelen vardı köye ne de giden. Doğumu orada yapmıştı Elmas. Allah acımış olmalı ki hallerini emzirmesi için memesine verilen öksüz rızkıyla gelmişti ve berekete kavuşturmuştu evlerini. Öksüzün gelişinden beri İstanbul lafını etmez olmuşlardı. Başlarının üstüne damları, ayda bir yolanın erzakları vardı. Alışmaya başlamışlardı yerlerine. Günlerden bir gün şeytan dürtmüş, bayrama ısmarladığı patiska gelmeyince bebelere bez lazım diye komşu köydeki pazar yerine varmıştı Elmas. Mustafa'yı da o gün görmüştü işte pazar yerinde. Görünmeden sıvışmaya çalışmış, başaramamıştı. Göz göze geldiklerine adam uzun uzun bakmıştı Elmas'ın kara gözlerine. Sonra da sırtına bağladığı bebelere dikmişti gözlerini. Elmas eve vardığında soluk soluğaydı. Mevlüt, Mustafa emmi tanıdı beni. Burada da sonumuz geldi. Babama haber giderse halimiz nice olur. Ya sizin ya da bizim taraftan biri gelip... Üzülme. Onlar gelmeden biz gideriz demişti Mevlüt. Artık buralarda oyalanmayalım. Yola koyulduk muydu? En sonuna kadar gidelim. Bu kez. Büyük şehrin kalabalığına karıştık mıydı? Bizi kimseler bulamaz. Bulsa bile kolay değildir oralarda sinek gibi adam avlamak. Ne zaman gideriz? Hele bir konuşayım Abidin'le. Bir de haber edelim mal sahibine. Gelsin evine sahip çıksın gideriz. Ya hemen gelmezse? Anam ölmüş, cenazeye gideceğim diye haber salarım. Evin bahçelerin başıboş kalmasın derim. Gelir. Gelmezse? Kendi gelmesi de birini yollar demişti Mevlüt. Hafta sonuna kadar birini yollamazsa ben kendim bulurum bir bekçi gideriz. Belki bayram kalır hayrına. Bayramı bul da söyle. Gelsin bebesini alsın. Alsına ne etsin? Öküze bakacak, süt verecek birini bulmalıyız. Onu da buluruz demişti Mevlüt.
iyi insanın lav üstüne gelmesi gibi kapıda bitmişti bayram akşamüstü. Elinde bir bebesi için satın aldığı patiskayla. Heyecanlıydı. Söyleyecekleri vardı onlara. Müjdesi vardı. Sevincinden yerinde duramıyordu. Dizlerini öksüzü haplatarak önüne koydukları haşılı iştahla yerken. Bir taraftan da anlatıyordu yaptıklarını. Mis gibi iş ayarlamıştı Mevlüt'e. Elmas da Mevlüt'ten teşekkür ve minnet bekliyordu. Elmas'ın gecelerdir uyku uyuyamadığını, sabahlara kadar kabus gördüğünü, her an birinin kapıdan girip kocasını vuracağını, kendisini de saçından sürükleye sürükleye götüreceği beklentisiyle yaşadığını bilmiyordu. Ben de bugün seni bulmaya çalışacaktım demişti Mevlüt. Bir haftaya kalmaz gidiyoruz biz. Haber geldi İstanbul'dan. Bizi bekliyorlar orada. Bayram'ın kanı çekilmişti yüzünden. Kaşığı elinden düşmüştü. Deli olmalıydı bu herif. Zır deli olmalıydı. Önce şaka yaptığını sanmıştı. Sonra sevindik oldu da aklı karıştı diye düşünmüştü. Ne yazık ki hiçbiri değildi. Kalmaya bir türlü razı olmuyordu Mevlüt. Tutturmuştu, karar verdik İstanbul'a gideceğiz diye. Herkesin işsizlikten kırıldığı bir zamanda onu mevsim sonunda ortada bırakmayacak bir iş bulmuşken. Köprünün yapımı bir yılda bitecek gibi değildi. Dağın patlatılmasıyla sona erince dolgu başlayacaktı. Doldurlar nehri köprünün ayağı oturtulacaktı. Neresinden baksan 3-4 yıllık iş vardı önlerinde. Ya kardeş, naşuncuk iki adım ötede iş varken ne gidiyorsun bilmedi sehere? Irgırıkların arasına? Hüdayi tanırsın. Çakkal gemikli uzun herif. Bana inanmıyorsan git kendin konuş. İşin ıcığını cıcığını öğren. Bundan iyi iş bulamazsın diye yalvarmıştı. Eşek inadı vardı Mevlüt'te. Nuh demiş peygamber dememişti. Kalmak istemiyormuş buralarda. İlla da gidecekmiş. Yollar onu bekliyormuş. Nesi varmış buraların beğenmediği? Yemyeşil vadilerin şırıl şırıl akan kara suyun, mora çalan dağların, kıpkırmızı karpuzların, kız memesi ucu gibi tatlı ve iri udutların, yağlı peynirlerin daha iyisini bulacaktı gittiği yerde diye düşünmüştü Bayram. Uçarcasına koştuğu yolda ters yüz yürürken omuzları çökük, boynu büküktü Bayram'ın. Uzaktan görene bile bu adamın büyük derdi var dedirtecek kadar kederliydi duruşu. Yürümüyor, sürükleniyordu adeta ve söylenip duruyordu kendi kendine. Geçsin, hadi geçsin de ne hali varsa görsün. Götüne gurt da olmuş herif. Gursahsız herif. Yen gelip yatacak böyle seherde it gibi mi çalışmak istemeyi. Ocağı sönesice. Ayağı kırıla da gidemeye diye bedda o üstüne beddia ediyordu. Nereden bulacaktı bir başka emzikli karı şimdi? Bekleyiş. Havalar birdenbire değişmiş, bulutlanmış, yağmur yağmaya başlamıştı yaz ortasında. Hüday hiç ırgalamamıştı yağmuru. O işine bakıyor, her gün Fırat'a dike inen yamacın bir büyük parçasını daha oyup yuvarlıyordu dere yatağına. Yağmurun başlamasına da üzüleceğini sevinmişti. Çünkü dinamitleri patlatmanın ortaya çıkardığı toz bulutunu anında bastırıyordu yağmur. Dolguda çalışan işçiler tozdan şikayet edemiyorlardı böylece. Valinin tavsiyesiyle gelen her iki işçi de çok çalışkan çıkmışlardı. Adı Bayram olanını amelilikten daha üstün işlerde kullanmayı düşünüyordu ileride. Adam yorulmak ve şikayet etmek bilmiyordu. Ne iş verilirse yapıyor, erken gelip geç ayrılıyordu. Fazla mesai için geçe kalıyorsan boşuna heveslenme, yevmiyen değişmez demişti Hüdayi bir keresinde. Bayram irkilmiş ama renk vermemişti. Sen nasıl istersen ağam demişti. Çalışmasını da aksatmamıştı üstelik. Hüdayi şaşırmıştı biraz. Asık yüzlü bir adamdı Bayram. Çok ağır bir yük taşıyor gibi omuzlarında başlayarak kolları, elleri ve yüzünün tüm uzuvları, burnu, dudakları, kaşları hep aşağı yere dönük gibiydi. Ya mendebur huylu bir herifti ya da çözülmez bir derdi vardı. Hüdayi Bayram'ın kötü bir insan olmadığını anlamıştı kısa zamanda. Demek ki bir derdi vardı. Bulaşmak istemediği için sormuyordu ama merak etmiyor da değildi. Gürcülerden henüz haber çıkmamış, vali sabırsızlanmaya başlamıştı ama Hüdayi pek oralı değildi. Ne demişlerdi? Siz dolguya başlayın, ayın sonuna doğru biz de gelir gideriz devreye. Bir ay geçmişti ama baba oğuldan tıs yoktu. Kaymakam mesafeler bu kadar uzak olunca 15 günlük bir gecikme affedilebilir diyordu. Vali yatıştırmak için aslında o da geciktiklerini düşünüyordu. Adamların ama vazgeçmiş olabileceklerini de kondurmak istemiyordu.
İnsan haber vermez mi gecikeceğini diye soruyordu vali. Orası da kim bir memleket değil. Kim bilir nelerle uğraşıyorlardır. Bence gelirler mutlaka. Pek hevesliydiler. Bir telefonları da mı yok bunların? Belki vazgeçtiler, söylemeye çekiniyorlar diye suları bulandırıyordu Hüdayi. Kendileri talep etmişlerdi işi diyordu vali ve Hüdayi'nin yüzündeki ifadeyi görünce de aman sakın ha, içme suyu göletin yapanları salık vermeye kalkma Hüdayi diye ekliyordu. Vallahi siz bilirsiniz ama benim iş ilerliyor. Ben Gürcüler gelsin, gelmesin dolgum zamanında bitireceğim. İstikakımı da alırım. Ödemeni yapmayız diyen oldu mu? Valinin sesinde kırgınlık seziliyordu. Zaten dolgo bitmedikçe Gürcülere iş düşmeyecek ki diye ortalığı yatıştırma gayreti içine giriyordu kaymakam. Biliyorum ama ben işin ilkesindeyim. Anlaştık, el sıkıştık. Adam olan sözünde durur ya da mazeret beyan eder. Böyle ortalıktan kaybolmaz. Siz fazla tez canlısınız efendim. Kaymakam Anadolu insanının zaman kavramına ve ağır temposuna alışık kişilerin edası içinde yerine duramayan enerjik valiye sabır tavsiye ediyordu zaman zaman. Dinamitlenme sonrasında dolgu çalışmaları başladığından beri vali ve kaymakam hiç üşenmeden sık sık baş buruna gider olmuşlardı işin nasıl yürüdüğünü görmek için. Bir gidişlerine yanlarında Bayındırlık Bakanlığı'ndan emekli olmuş bir mühendis baba dostu vardı. O da macerasını ezbere bildiği köprünün nihayet başlamış olan ön çalışmalarını merak etmiş, onlarla birlikte gelmişti. Yahu çocuklar demişti, işinize karışmak gibi olmasın ama Ankara'da genç bir mühendis var. Bizim üst geçitleri yapmıştı. İngilizlerle ortak çalışıyor. Çelik köprü işinden çok iyi anlar. Biliyorsunuz bu İngilizler de çelik köprü uzmanı zaten. Aman adını alalım sizden Tevfik Bey. Gücülerden bir ses çıkmazsa onunla temas kurarız demişti vali. Benim size tavsiye ettiğim adamlar hemen şuracıkta diye söze girmiş Hüdayi eliyle ötekileri göstererek. Ankara'da değiller, burnumuzun hemen dibindeler. Ters ters bakmıştı vali. Hüdayi aracı olmamaya tembihli olduğu halde dilini tutamadığını utanmış, lafı değiştirmek için sizin tavsiye ettiğiniz şu bayram çok çalışkan çıktı efendim demişti. Keşke bütün işlerim onun gibi olsalar. Öteki çocuklardan da memnun musun Hüdayi? Tavsiye ettimdi. Ama diğer ikisini tanımam. Sadece bir kişi getirdi yanında. Aynı köyde oturuyorlarmış. Şu ileride Avcı'da. Buralı değiller. Hepsi de terörden kaçıp gelmiş zaten Tunceli'den, Bingöl'den. Üç kişi değiller mi? Bana iki kişi daha getireceğini söylemişti. Yok, getirmedi. Bu bayram çalışkandır ama pek suratsız. Hiç yüzü gülmez. Bu yarın yoksul insanlar niye sevinip de gülecekler illa Hüdayi? Bayram karısını doktora yetiştiremediği için doğumda kaybetmiş. Nasıl bakacağını bilemediği bir bebesi var. Parası yok, kimsesi yok. Nasıl gülsün yüzü demişti vali. Sonra misafirine dönmüştü. Aman unutmadan ben şu Ankara'daki mühendisin telefonu ve adresini alayım sizden Tevfik Bey. Yanında yok ama ben size fakslarım Ankara'ya dönünce demişti Tevfik Bey. Bu genç mühendis bence sizin iş için biçilmiş kaftan. Gürcülerden haber çıksa bile biz bir de bu mühendisten bir teklif alalım. Ne dersiniz efendim diye sormuştu kaymakam. Alın alın demişti Hüdayi. Allah'ın Gürcüsü kim bilir neyin nesidir. Herifçi oğlu yüzme şampiyonuymuş. Ciddi bir insan olmadığı oradan belli. Yüzücü müsün mühendis mi bey adam? İnsanın spor yapması kabahat mi oluyor diye sormuştu vali. Ben de su kayağı yapıyorum diye mesela vali olma hakkım yok mu? Siz başka demişti Hüdayi. Hüdayi'ye takılmak valinin hoşuna gidiyordu. Neden başka oluyormuşum ben diye sormuştu. Bir kere sizinki eğlence için spor. Su kayağı şampiyon değilsiniz ki. Nereden biliyorsun olmadığımı? Hep düşüp duruyorsunuz kalkarken. Kaymakam güldüğünü göstermemek için pencereye doğru dönmüştü. Öyle gözlerini kaçırma kaymakam demişti vali. İçin için güldüğünü biliyorum. Sıkma kendini. Koy ver gitsin. Kaymakam kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Vali de gülüyordu. Sana sözüm olsun Hüdayi demişti vali. Sen bu dolguyu yapana kadar ben de şampiyon mertebesinde öğreneceğim bu işi. Ben işimin ehliyim sayın valim demiş Hüdayi. Çar çabuk yapacağım dolguyu. Bence siz bu yarışa girmeyin. Şimdi beni tahrik ediyorsun ama. Estağfurullah. Yani sizin iyiliğiniz için. Bir daha girelim mi? Sen dolgu yapana kadar ben hiç düşmeden dikilmesini öğreneceğim tek kayağın üstünde. Önümüz kış. Ben kışın çalışırım ama siz kayak yapamazsınız. Nedenmiş o? Üşürsünüz. Sen onu dert etme Hüdayi. Benim soğuğa karşı özel giysilerim var.
Kürtle mi koyuyor bu vali diye fısıldamıştım kaymakam kulağına Hüdayi. Valla niyet ettiyse kışın da kayak yapmaya, gerekirse kürk giyer yine yapar demişti kaymakam. Tevfik Bey, sözünü unutmazsınız değil mi? Şu Ankara'daki mühendisin telefonunu bildirecektiniz bana dönünce. Yarın yoldayım. Öbür sabah erkenden arayacağım sizi. Hiç merak etmeyin demişti Tevfik Bey. Bu vali kafaya bir şey takmaya görsün diye düşünüyor ve biraz da içerliyordu Hüdayi. Ne vardı onu önerdiği adamlarla görüşmeyecek? Yok Gürcüsü, yok Ankaralısı. Anlaşılır gibi değildi inadı. Hemen şuracıkta içme suyu göletini yapmış adamlar hazır dururken oldum olası hoşlanmazdı beklemekten. Bir işe başladı mı bitirmeliydi. Zaman kaybından başka bir şey değildi bu yeni ortaya çıkan Ankaralı'ya umut bağlamak. Tıpkı Gürcüleri olduğu gibi. Kim bilir neyin nesiydi. Ankara'da nehir mi varmış da üstüne köprü yapmış bu adam? Deniz mi varmış Ankara'da? Vali iyiydi, hoştu da hep kafasının dikine gidiyor. Ona önerdiği kişileri göz ardı etmekle hata ediyordu. Ne de olsa çok daha yaşlıydı Hüdayi validen, tecrübeliydi. Oğlu yaşında adam neden dinlemiyordu lafını acaba? O gereğinden fazla temkinli, mızmız kaymakama mı uyuyordu neydi? Bekleyecekmiş. Beklesin bakalım. Beklesin. Gürcüleri de Ankaralı'yı da beklesin dursun. Sıkıntı içinde bekleyen biri daha vardı Başpınar'da. Bayram kaç gecedir uyku tutturamıyordu. İş bulduğu için çok sevinmişti ama sevinci kursağında kalmıştı. Hep böyle olurdu zaten. Allah onu sevindirecekse mutlaka üzüntüsünü de birlikte yollardı. Ona bir erkek evlat ihsan etmişti. Ama bu evladının anasını elinden almıştı. Tıpkı babasında o henüz yaşına varmadan aldığı gibi. 14'üne bastığı yıl yoksulluktan kurtulmaları için dayısının ısrarıyla işlemediği bir cinayeti üstlenmiş, ellerine geçen paranın hayrını dayısıyla ağabeyleri görmüş, o mapusta olduğu için yararlanamamıştı paradan. Kara kaderine lanetler yağdırırken af çıkmıştı. Zaten ne demişti dayısı onu razı etmek için? Sen dama gir yat, yılına kalmaz af çıkar. Yakında seçim var, çıkmazsa bileklerimi keserim demişti. Sübyan koğuşundan 15 ayda kurtulmuştu. Ama bu kez de işlemediği cinayet yüzünden kan davası derdine kaçmak zorunda kalmıştı köyünden. Allah'ın elinden bir tutup bir kıç üstü bıraktığı Bayram kara kara düşünüyordu yine. Öksü ne yapacağını. Gerçi Mevlüt da karısı söz vermişlerdi. Oğlana bir kapı bulmadan gitmeyeceklerine dair. Ve birkaç gün önce Mevlüt ta Başpınar'a çalıştığı şantiye kadar gelmişti iyi haberi vermeye ama içine müthiş bir sıkıntı vardı. Bayram ağa, oğluna bakacak bir aile bulduk. Aydana'ya biraz para vermen gerekecek ellerine. Yoksuldurlar. Yani sadece erzak yardımı için beslemezler öksüzü demişti. Para kole. Yemeyen vardır. Emme nasıl insanlardı? Elmas Hanım yenge gibi seven mi uşağı mı bu yeni avrat? Haccan da çocukları var. Niye sevmesin? Bebe sevilmez mi? Çok ağlarsa dövmesin. Dövmez Bayram'a. Sen bir kara alsan da kendine. Çocuk da senin evinde, senin yanında dursa. Gülün acısı tutar içimde kardeş. Demişti Bayram. Önüne bakmıştı Mevlüt. Ne diyeceğini bilemeden. Onun da içinde baba acısı tutarken anlamaz mıydı halinden? Bir süre sessiz durmuştu Mevlüt. Söyleyecek doğru kelimeleri bulamadığı için. Sonra bir kağıda çiziştirdiği adresi vermişti eline Bayram'ın. Bizim evden az ötededir evleri. Dağın hemen yamacında. Koca meşenin yanı başındaki ev. Git bir konuş Hatça'yla. Uygun bulursan oğlanı haftaya bırakırız oraya gitmeden. Olmaz dersen getiriverim ben öksüzü sana. Belki sen daha münasip bir şey düşünürsün. Ne edeceğim ki ben? Sabah 7'de iş başı yapıyorum. Nah şu karşı cadde yatar kalkar tam 7 kişiyi. Başıyla kaldıkları barakayı işaret etmişti. Mevlüt hiç suçu olmadığı halde kendini suçlu gibi hissediyordu nedense. Yani oğlana bırakalım mı Hatçagilleri? Ben bir yol izin alam da varıp konuşam Hatçagillen demişti Bayram. Pazara kadar konuş mutlaka. Oradan çıkınca bize uğra. Kararını bildir. Mevlüt'ün üzerinden bir yük kalkmış gibiydi giderken. Arkasından uzun uzun bakmıştı Bayram. Ona bir verip bir adam Allah yine oynuyordu oyununu. İlk fırsatta izin alıp gidecekti bu yeni.